Arkadaşlar merhaba. Topaçın bulunduğu yerin altında şöyle bir öbek var. Orada bir yığın ot var. Hemen evimin dibindeyim zaten. Size onları göstereceğim. İyi seyirler diliyorum. Şimdi şu gördüğünüz yeşilliğin bulunduğu yerde çeşit çeşit otlar var arkadaşlar. Buraya bir ara toprak yığmıştık. O yığdığımız topraklar verimli olduğu için ve tohumlar da bu şekilde taşındığından burada çeşit çeşit otlar çıkmış arkadaşlar. Şurada mavi hindiba otunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu alacağız. Şurada gördüğümüz sütlücü otu. Onu da alacağız. Hemen onun altında yeni bir tane daha tazecik sütlücü otumuz. Evet, burada yabani marulumuz var arkadaşlar. Onu da şöyle çıkarayım otların arasından. Bunun dışında burada şu kuş otları, yani kuş otları da çıkmaya başlamış. Şöyle. Yine şurada da arkadaşlar iğnelik otunu görüyoruz, turna gagası. Mor çiçekli. Şöyle yine kuş otlarını görüyoruz. Serçe otu da deniyor arkadaşlar bunlara. Tavuk otu da deniyor. Deli kızın saçı da deniyor. Çok çeşitli isimleri var. Her yörede farklı isimle anılıyor. Evet, şahter otlarımız da burada yeni yeni çıkmaya başlamışlar. Bakın. Şahter otumuz mor açan, lila mor arası açan bir çiçeğimiz. Şurada da yine kuş otlarımız var. Bunlar böyle uzar, yatay uzar ve birbirine dolanarak çıkarlar. Hakikaten karışık bir ot böyle ama ince otlarımızdan ve kibarcık hemen pişen serçe otu, kuş otu. Acı değil. Yağmur da yağdı. Dün özellikle çok yağdı. Bugün de bir miktar yağdı. O nedenle toprak böyle çamurlu. Burada yine bir tane daha iğnelik otunu gördük. Onu da hemen alalım. Çok dipten. Şöyle dipten kopartalım. Evet. Toprak yumuşacık burada. Yine sütlüce. Burada da çok güzel yine yılın ilk çoban çantası otunu gördüm ve topluyorum arkadaşlar. Bakar mısınız tazeliğine? Bakar mısınız güzelliğine? Tazecik. Tere gibi de yenen bir ot. Acı olmayan ve lezzetli. Şimdi şurada gördüğümüz yine iğnelik otu. Bu da bayağı büyümüş. Bayağı büyümüş arkadaşlar. Bakın. Çiçeği bile var üzerinde. Küçücük bir alandayım. Ama birçok da ot var. Yine iğnelik otu.
Zaten burada da geçen yıl çok toplamıştım. Benim Urla'da öğrendiğim şekliyle acımı kotu arkadaşlar. Onu da çıkaralım. Otlar artık bu yağmurlardan sonra çok güzel büyümeye başlayacaklar. Burada da yılın yine ilk gelinciğini arkadaşlar koparıyorum. Bu kadar büyük daha önce görmedim. Bu yıl en azından. Geçen yıllarda çok güzel gelincikler toplamıştım. Ama şu anda bu en büyük gelincik otumuz. Şöyle yan yana koyalım. Mavi hindiba gelincik. Gelin eli de deniyor bunu arkadaşlar. Evet, burada da geçen yıl burada ben ısırgan getirmiştim. Isırganın tohumları yayılmış. Ve bu da tohum yayacak iyice. Bakın şöyle. Bunu koparmayacağım arkadaşlar. Burada ısırgan çoğalsın. Yeri de güzel. Toprağı da güzel. Evet, yine sütlüce otumuzdan alalım. Onu da şuraya koyalım. Ot koleksiyonu yapalım bugün. Evet, bu papatya arkadaşlar. Papatyalar bu şekilde yenmez. Evet, bir tane daha çoban çantası buldum. Bakın şuradaki çoban çantalarını yan yana. Yemesi keyiflidir bu otun da. Şuradakiler küçük, almayayım. Gelincik. Evet, çok güzel. Hep şuraya koyalım onları. Topladıklarımızı bir yere. En son temizleriz. Şurada da yine bir kutu var ama galiba küçük. Onu almayalım. Kuş otları yine görünüyor arkadaşlar. Burada. Şu da gelincik otu. Galiba bunlarla artık ya borane ya da çalkama yapayım. Videosunu da size paylaşmayı düşünüyorum. Çok güzel yine büyümüş bir yabani marul, yağlı marul. Tam salatalık arkadaşlar. Tam salatalık. Yine iğnelik otu. Burada iğnelik otu bayağı varmış arkadaşlar. Bu da çok iyi. İnce otlarımızdan, çünkü bununla çok güzel çalkama yapılır arkadaşlar. Artık ne yapacağım belli oldu. Çalkama yapacağım arkadaşlar bunlardan. Yine sütlüce. Eğer çok bulursam bu sütlüce otlarını haşlayıp salatasını yapacağım. Evet arkadaşlar, geçen yıl size tanıttığım sütücenin hemen dibinden çıkan yıldız otu. Bu da çok güzel bir ot. Hemen dibinde bir tane daha var. Hatta iki tane. Bunların tohumları çok yayıldı buralara. Bakın arkadaşlar. Daha yeni, tazecik. Bu şekilde bile tere niyetini yiyebilirsiniz. Bunlar arkadaşlar sinir otu gillerden, Plantago grubundan bir ot. Şifalı. Sindirim sistemine özellikle çok iyi gelir. Bunu da toplamış olduk. Her santimetre karesi ot dolu arkadaşlar buranın. Bakın. Çoban çantası. Buralar çoban çantası dolu. Bakın. Bu da çoban çantası, bu da çoban çantası, bu da iğnelik. Sepetime atıyorum.
Şimdi burada hemen şöyle biraz daha yan tarafa geçelim. Bakın arkadaşlar, şurada yine gelincik otu. Gelincik, iğnelik otları eğer çoksa çok güzel bundan ya borani ya da çalkama yapılır arkadaşlar. Gelincik otları bu kadar tazeyken terletme de yapılabilir. Terletmenin tarifi de kanalımda mevcut. Evet, burada hemen bahsetmiştik Plantago grubundan sinir otları diye arkadaşlar. O da çok güzelmiş. Bakın. Bu da yine otlarımızın arasında yerini alıyor. Onu da yiyelim. Şurada küçük bir şahdereotu görüyorum. Çok da küçük değilmiş. Gayet iyi. Evet. Çok güzeller. Otlarımız çok bereketli. Yine şurada da iğnelik otu. Leylek gagası, turna gagası, dön baba, koca karı iğnesi. Bir yıl ismi var arkadaşlar bu iğnelik otunun. Burada evet yine çok küçük ama yine de göstermek istiyorum. Hemen karşıma iğnelik çıktı. Otların arasında büyümüşler. Evet. Şu arkadaşlar labada otu arkadaşlar. Çok minik. Ama olsun. Yine iğnelik otumuzu gördük. İki tane kardeş iğnelik yan yana çıkmış. Maşallah maşallah. Çok güzelmiş iğnelik otları. Yine burada da bir ısırgan gördük. Bu da büyüsün. Bu da arkadaşlar acımık dediğimiz mavi hindiba. Evet, çok ilginç. Bakın arkadaşlar, çok güzel yıldız otları burada büyümeye başlamış. Genelde bunları hemen evin önünde olduğu için, sürekli üzerine bastığımız için, köpeğimiz orada dolaştığından dolayı pek toplamıyordum ama artık bunları toplayacağım. Çünkü kuytu yerde sinir otu. Sinir otu zaten vardı, her yerde vardı ama. Bunlar çok daha güzel yerdeler. Çok güzel. Büyüdükçe ben size bunları yine gösteririm. Bakın. Gelincik otu da çok güzel olmuş. Yıldız otları. Bakın şöyle toprakları göstereyim size. Gördüğünüz gibi yığıldı. Burayı bir set oluşturduk. Çok fazla yağmur yağdığı zamanlarda toprağı alıp götürüyor diye. Aşırmasın toprağımız diye böyle bir şey yaptık. Burası da benim ot topladığım yer haline geldi. Yana doğru geçeyim de. Bakın, hatta ev hemen ne kadar yakınımızda size göstereyim. Bakın, evimizin hemen arka yamacı burası. Şöyle göstereyim. Hemen çalılar başlıyor burada. Şöyle manzaramız da yine ova. Köylerimiz var.
Yine arkadaşlar bakın, otları tanımanın bir avantajı da şu. Burada baldıran otunu gördüm arkadaşlar. Şöyle çıkarayım. Bakın arkadaşlar. Şu baldıran otu. Yenmeyen otlardan bir tanesi. Evet. Gelincik, iğnelik. Güzel, bereketli oldu bu ot toplamam arkadaşlar. Şu topladığım otları da hemen alayım, sepetime yerleştireyim. Bakar mısınız gelinciğin güzelliğine? Harikalar. Şimdi burada da eyvah, sepetim düştü arkadaşlar. Aşağıya kadar sepetim devrildi. Ben yukarıya çıkarken sepetim aşağıya devrildi. Evet. Şimdi buradan topladıklarım yeterli. Başka bir yere de bakayım. Birazdan fazla olsun otlarım. Bakın. O kadar çeşitli güzel otlar topladım ki arkadaşlar. Bayıldım bunlara. Şimdi buradan aşağıya inemem. Yan taraftan ineyim. Şöyle ormanın hemen kıyısında da kara indiba var. Onu da alayım. Bu da arkadaşlar basur otu. Böyle yumruları vardır patates gibi. Çok yıllık bir bitki. Hemoroid tedavisinde kullanıldığını biliyorum. Yenmiyor. Çok güzel ormanın kuytusunda çok güzel olmuş. İndibalar. Ve şurada da var. Çok güzeller. Şöyle yavaşça üzerine basmadan geçeyim. Bakın yine basur otu da burada da var. Şöyle. Sarı sarı çiçekleri olur. Neredeyse bahar geliyor. Şöyle toplayayım da şunları. Dökülenleri almaya gideyim. Böyle bir azizliğe uğradık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şurada hemen yine bir tane daha yeni notlardan gördüm. Taze. Ballı baba.
Bakalım da çeşit olsun diye alıyorum. Burada yine baldıran otunu gördüm. Yani otları bilmediğiniz zaman böyle karışık otları toplarken zehirli otları da toplayabilirsiniz. O nedenle çok dikkatli olmak gerekiyor. Bakın bunların hepsi arkadaşlar baldıran otu. Şu maydanoz gibi gördüklerimiz, şunların hepsi baldıran. Gördünüz mü? Ne kadar çok. İyice yayılmışlar. Topaç ormana girdi. Şöyle biraz dipten alayım ki kök kısmı da gelsin. Oo, maşallah maşallah. Bakın arkadaşlar çok keyifli, güzel bir kara indiba. Şuna bakın. Tam böyle yeşillik yemek için. Şurada da gördüm. Bunu da alalım. Böyle yeşillikler otların içinde, ağaçların içinde, çalıların içinde ne kadar güzel büyüyorlar. Bakın. Burası da bayağı dolu. Toprak da yumuşacık, yumuşacık. Bakın. Bunlar hep böyle kahvaltıda çok güzel yenecek otlar. Şöyle bir yukarıda çıkalım. Bunu affetmiyorum arkadaşlar. Kara indibayı gördüğüm yerde topluyorum. Çok güzel, keyifli. Şuraya bak. Sepetimde kara indibağlar doldu. Maşallah maşallah maşallah. Bir yerde iki kardeş. Evet. Böyle çok güzel, keyifli bir zaman geçirdim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.